Evet tekrar merhaba şimdi bir şey diyeceğim şu az önce şurada e, kitap var önümde de bu e, video ders notları orada bak iyi dinle şimdi 25 Temmuz 2017'de bir Amerikan doları 3.57.47'ymiş lira yani 1 dolar 3.57 liraymış. Hatırlıyorum ben o zamanı çok yatırıyorum 2017'yi. Bu kitabı yazdığım yani 25 Temmuz 2017 gecesiydi. Yani gece yazıyordum, sabah işte gidip onun derslerini, videolarını çekiyordum falan. E, 2017 yılında 1 dolar 3.57 liraymış arkadaşlar. Az önce yazdık. Ne kadar yazdık? 30.50 küsür lira yazdık, değil mi? Diyelim ki 30.57 olsun. Bak ne olmuş? 10 katına artmış. 10 katına çıkmış ne kadar zamanda 2018 2019 2020 21 22 23 şu an 24'ün başındayız. Yani 6,5 yılda 10 kat artmış ülkede döviz kuru. O yüzden çocukluğuna diyor ya dolar al diye. Dolar al, dolar al, dolar al demesinin sebebi bundan kaynaklı. Şurada gözüme ilişti sadece doları yazmışım. Bak o zaman demek ki euro falan çok önemli değilmiş. Ama euroyu da hatırlıyorum ben. O zamanki euro kurunda 4 lira civarında falan. Yani dolarla euro çok böyle birbiri çok uçuk bir farklılık yoktu. Dolar yükselince euro da. Tabii euro da yükseliyor. Euro daha çok yükseliyor. Yani Türkiye'de herkes dolar alıyor, dolara yatırım yapıyor da euro dolardan çok daha yükseliyor, çok daha fazla yükseliyor. Çünkü psikolojik döviz bizde hangisi? Dedim ya dersin başında, bir, bir önceki dersin başında dolar. Oysa euro da yabancı para, o da döviz. E ne oluyor? Doları biz baskı diyoruz. Herkes doları doları konuştuğu için euro kendi halinde orada artıp gidiyor. O yüzden ben hani bana sorarlarsa mesela hocam döviz alalım mı falan ya ben ona bir şey demem, alın ya da satın demem yani bir yatırım tavsiyesi vermem ama alacaksan dolar alma hür hal derim. Euro almak lazım. Mesela altın bir ara çok böyle işte iyi bir finansal yatırım aracıydı. Hala da öyle. Ee, ama bazen gümüş altından çok daha fazla artabiliyor. Kendi kendine sessiz sakin orada artıp gidiyor. Gümüş daha karlı olabiliyor. Burada da euro daha karlı olabiliyor. Evet şurada gözüme erişmişti onu bir söyleyeyim dedim. Peki devam ediyoruz. Şimdi bak şöyle dedim. Başlığımız neydi? Denge döviz kuruydu. Nominal kuru söyledik. Ee, ve aynı zamanda reel döviz kurundan da bahsettik şöyle devam ediyorum. Bir ülkede döviz kuru iki farklı biçimde veya iki farklı sistemde belirlenir diyoruz. Bir ülkede döviz kurunu belirleyen otoriteler bu döviz kurunu iki farklı biçimde, iki farklı sistemle belirleyebilirler. O vakit diyelim şöyle. O vakit. O vakit. Dün akşam e, kitabı aldı Alen eline benim kitabımı. Ve orada ...baktı açtı bir sayfayı... ...tabii o artık iktisat öğreniyor... ...etrabe gibi... ...o da sürekli maruz kalıyor çünkü... E, ...işte ses kayıtlarına... ...sesli işte habire... ...sesle cevap yazıyorum sorulara falan... ...cevap gönderiyorum... ...onları duyuyor falan... ...o abi baba diyor... ...LM diyor... Sen üzerinde kayarsan ne olur falan... gibi söylüyor... ...dün de kitabı açmış okuyor... ...o vakiti görünce başladı gülmüyor... ...o vakit o vakit falan... ...öyle... ...eskiden çok kullanıyordum o vakit kelimesini... ...şimdi daha azalttım herhalde... ...evet o vakit diyoruz burada yeni konu başlığımız şu olacak. Döviz kuru sistemleri. Tabi herkesin çocuğu değil mi? Yani yaptığı işe maruz kalıyor bir şekilde. Bazıları ondan etkileniyor, esinleniyor, devam ettiriyor baba mesleği, anne mesleğini, ata mesleği diyelim. Bazıları da yani tam zıttı sevmiyor, hoşlanmıyor ve oradan olabildiğince uzak durmaya çalışıyor gibi gibi gibi. Mesela benim büyük babam, babamın babası şoförmüş, babam da şoför olmuş. Ama mesela biz şoför olmadık, yani ne ben şoför oldum ne Murat Hoca şoför oldu, yani şoförlük yapmak istemedik biz. E işte demek ki 3. kuşakta artık e ne olmuş çok böyle sevilen bir meslek değil. Ama araba kullanmayı çok seviyorum ha. Demek ki genlerde var. Kullanırım. 12 saat tatilden dönürken 12 saat araba kullanım o bir 12 saat daha olsa diye üzülürüm. Ankara'ya girerken araba kullanma bittiği için. Evet, Aynen öyle. öyle. Yani severim araba kullanmayı. Genlerden geliyor demek ki. Sen bir şey diyorsun net kusura bakma lafını kesti. Yok şey diyorsunuz ya bazı işte e, araba e, yani baba hangi meslekte oluyorsa çocuk Evet, çocuk o da o meslekte, meslekte oluyor. Bazısında etkiliyor, bazısında tamam. Mesela çocuk beğenmeyebilir o mesleği. Tabii tabii onu dedim ya. Yani bazen de ters tepebiliyor çünkü değil mi? Aynen öyle. Ya yani biz de mesela olmamışlar. Yani biz şoförlüğü seçmemişiz. Tabii artık şoförlük diye meslek yani bir meslek gibi mi bilmiyorum yani. Ama eskiden bir meslekmiş tabii. Taksi şoförü işte dolmuş şoför. Yani bir, tabii benim büyük babam taksi dolmuş şoförü değil. O kamyon şoförüymüş. Uzun yola gidermiş kamyonla tabii. tabii babam da öyle. İran'a, Irak'a hatta İran'la İran savaş yaptığı yıllarda İran'a, Irak'a giderdi. Ve bazen bir giderdi 3 ay yok. O zaman cep telefonu falan da yok yani merak edersin savaş hali işte bilmem sınırlarda haberlerde işte bilmem kamyoncular işte şu öyle oldu böyle falan öyle öyle aslında şey de değil yani böyle çok da güzel değil. Belki onlardan etkilenip şoför olmak istememişizdir biz de. Evet Şöyle yapıyoruz. İki farklı sistem var burada kullandığımız. Bu iki farklı sistem dünyada kullanılan iki farklı sistem. Ee, ama bunları da dünyada kullanılan iki farklı sistemden birincisi sabit kur sistemi, ikincisi ise esnek kur sistemi. Ama ne sabit kurun tam sabit kuru ne esnek kurun tam esnek kuru uygulama alanı bulamıyor. Yani sabit kur, ayarlanabilir sabit kur diye uygulamada karşımıza çıkıyor. Esnek kur da kirli esnek kur diye uygulamada karşımıza çıkıyor. Temiz esnek kur sistemi dünyada uygulanamıyor. Bunun nedenini biraz sonra söyleyeceğim. Esnek kur sisteminin diğer isimleri şöyle. Şu alta yazmayayım, şuraya yazayım. Esnek kur değil de buna değişken kur sistemi de denilebilir. Serbest kur sistemi de denilebilir. Veya dalgalı kur sistemi isimleri de verilebilir. Yani onları da gördüğümüzde biz ne yapacağız? Bunun esnek kuru olduğunu bileceğiz. Sabit kur sisteminde merkez bankasının döviz kurunu belli bir düzeyde sabit tutmak için sürekli müdahale ettiği sistemdir. Buna biz ne isim veriyormuşuz? Sabit döviz kuru sistemi ismini veriyormuşuz. O zaman Merkez Bankası sabit kurda döviz kuruna sürekli müdahale eder. O vakit sabit kur sisteminde döviz kuru veya kur fark etmez arkadaşlar. Her ikisi de olur. Kurda artma veya azalma olmaz. Artma veya azalma eğilimi olur. Fakat Merkez Bankası bu eğilime hemen müdahale eder artmanın veya azalmanın önüne geçer. Dolayısıyla bir artma veya bir azalma söz konusu olmayacaktır diyoruz. Esnek kur sisteminde ise döviz kurunun döviz kurunun serbest bir şekilde tamamen serbest bir şekilde döviz piyasasında arz ve talep güçleri tarafından belirlendiği sistemdir diyoruz. Şimdi burada da şöyle az önceki derste tam da burada sildiğim yerde hani bir döviz piyasası denge grafiği çizmiştik ya döviz arz ve talebi vardı İkisinin kesiştiği noktada makasın o kesişim noktasında e, denge döviz kuru belirleniyordu esnek döviz kuru sisteminde serbest bir şekilde döviz arz ve döviz talebi tarafından belirleniyor döviz kuru peki o zaman esnek döviz kuru sisteminde bu şekildeymiş o zaman esnek döviz kuru sisteminin olduğu bir yerde döviz kuru artar veya döviz kuru azalır. Yani döviz kurunda artma veya azalma gerçekleşir. <laughs> bir soruda eğer sabit döviz kuru var diyorsa döviz kuru artar veya döviz kuru art azalır şeklindeki <laughs> ifadeler doğru olmayacaktır. Ama bir soruda esnek döviz kuru ya da serbest ya da değişken ya da dalgalı döviz kuru varsa o soruda döviz kuru artar veya azalır. Artma veya azalma eğilimi olmaz diyoruz. Sabit kur sisteminin ayarlanabilir sabit kur sistemini biz 9 Aralık 1999 yılında 2000 enflasyonla mücadele programı IMF programı adı altındaki programda üçlü koalisyon hükümeti zamanında yani Bülent Ecevit başbakanlığında işte Devlet Bahçeli ve Mesut Yılmaz Başbakan Yardımcılığı zamanında uygulamışız. Uygulamışız, ayarlanabilir sabit kur. Bak sabit kuru ayarlanabilir sabit kur olarak ayarlıyoruz. IMF tavsiyesiyle IMF'nin yapmış olduğu 9 Aralık 1999'daki 2000 Enflasyonla Mücadele Programı'nda biz ayarlanabilir sabit kur sistemini benimsemişiz. <laughs> ve 2001-21 Şubat. Yani 20 Şubat'ı 21 Şubat'a bağlayan gece 21 Şubat 2001 tarihine kadar da bunu benimsemişiz. 21 Şubat 2001 gece Merkez Bankası bir acil toplantı yapıp toplantı sonucunda aldığı kararla esnek kura geçtiğini söyler. Fakat temiz esnek kur değil. Temiz esnek kur sisteminde Merkez Bankası kura asla müdahale edemez. Ama kirli esnek kur sistemi vardır. Kirli esnek kur sisteminde Merkez Bankası gerektiğinde kura müdahale edebilir. Biz de 21 Şubat 2001 tarihinde kirli esnek kur sistemine geçiyoruz. Yani yönetimli dalgalı kur sistemine geçiyoruz Türkiye ekonomisi olarak. O günden bugüne de halen devam eden kur sistemimiz de budur. Kirli esnek ya da yönetimli dalgalı kur sistemi diyoruz. Burada Merkez Bankası müdahalesi söz konusu. Şurada ise Merkez Bankası müdahalesi söz konusu değildir diyoruz. Pekala. Sabit kur sisteminin geçerli olduğu bir ekonomide bir Amerikan doları 100 Türk lirası iken bir Amerikan doları 50 Türk lirasına düşmüşse ne olmuş burada? Kur düşmüş. Ne olmuş? Yerli para yabancı paralar karşısında değer kazanmış. Bu olaya sabit kur sisteminde biz ne isim veriyoruz? Revalüasyon ismini veriyoruz. Aynı olay, aynı olay esnek kur sisteminde de yaşanıyor olabilir. Bir Amerikan doları 100 Türk lirasından bir Amerikan dolarının değeri 50 Türk lirasına düşüyorsa bu olay esnek kur sisteminde yerli paranın ya da ulusal paranın değer kazanmasıdır diyoruz. Değer kazanması olarak ifade edilir. Değer kazanması olarak adlandırılır. Revalüasyon dediğimiz olay aniden gerçekleşir ve iradi olarak gerçekleşir. Yerli paranın değer kazanması dediğimiz olay ise zamanla olur ve iradi değildir diyoruz. Zamanla olacak ve iradi değildir. Burası aniden ve iradi olarak gerçekleşir. Mesela 5 Nisan 1994 yılında zamanın başbakanı Tansu Çiller kameralar karşısında geçip Türk lirasını Amerikan doları karşısında devalüye ettik demiştir. Orada ne oldu resmi olarak bir açıklama söz konusu. Revalüasyon dünya tarihinde var mıdır bilmiyorum ama Türkiye tarihinde bir revalüasyondan bahsetmiyoruz. Ama yerli paranın değer kazanması zamanla ve piyasada olmuş Türkiye'de. Ne zaman olmuş? 2007 genel seçimlerinden sonra Türkiye'de yabancı para döviz Türk lirası karşısında hızla değer kaybetmeye başlar ve ta ki 2011-2012 yıllara kadar da Türkiye'de Türk lirası dövize karşı daha değerli hale gelmiştir. Hatırlıyorum 2007-2008'de IMF Türkiye'yi uyarmıştır. Bakın Türk lirası aşırı değerleniyor ona göre. Türk lirası aşırı değerlenirse ne olur ki? Biraz sonra bakacağız ona. Yani ne olur? Dış ticaret işlemleri bundan etkilenir. Pekala şu olay asıl bizim için önemli olay budur. Bir Amerikan doları 100 liradan bir Amerikan doları 200 liraya yükseliyorsa bu olay sabit kur sistemi içerisinde olmuşsa buna biz ne isim veriyoruz işte? Deva diyasyon ismini veriyoruz. Peki aynı olay bir Amerikan doları 100 Türk lirasından bir Amerikan doları 200 Türk lirasına yükselmişse bu olay eğer esnek kur sistemi içerisinde oluyorsa buna ne isim veriyoruz biz? Yerli paranın değer kaybetmesi ismini veriyoruz. Yerli paranın yabancı paralar karşısında değer kaybetmesidir. Bu da ne olacak zamanla ve iradi olarak iradi olarak gerçekleşmeyecek. İradi değildir diyoruz. Zamanla olur ve iradi değildir diyoruz. Yani burada bir anlatım bozukluğu olmuş. Şöyle hemen düzeltelim zamanla olur ve iradi olmaz diyoruz. Çünkü buradaki ve bağlacı değildir zamanla değildir gibi ifade anlam çıkarmış olmasın. Devalüasyona ise ne diyoruz biz? Yine burada da aniden ve iradi olarak gerçekleşir. İşte Tansu Çiller'in kameralar karşısında geçip Türk Lirası'nı Amerikan doları karşısında e, devalüe ediyoruz sözü buradan gelmektedir. Devalüasyondur. Türkiye'nin devalüasyonlar tarihi vardır. Türkiye ekonomisine bir katkısı olsun. Türkiye'deki ilk devalüasyon 1929 krizinden sonra yapılmıştır. Hemen buna itiraz edecekler olabilir. İlk devalüasyon diyorum bak ilk devalüasyon diyorum. İlk yüksek oranlı devalüasyon, daha çok bunu soruyorlar tabii sınavlarda, 1946 devalüasyondur. IMF'ye üye olmadan önce bir devalüasyon yapalım, düşüncesiyle yapılmış olan bir devalüasyondur. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan dış ticaret açığını kapatmak üzere yapılan bir devalüasyondur, diyoruz 1946 devalüasyonu. Daha sonra 1958 istikrar programı çerçevesinde ya da 1958 moratoriumu, çerçevesinde yapılan devalüasyon vardır. Türkiye'nin en yüksek oranlı devalüasyondur. 1958'de yapılan devalüasyondur. Türkiye'nin bir devalüasyonlar tarihi vardır. Devalüasyonlar tarihi söz konusudur diyoruz. Peki anlaştık mı? O zaman revalüasyon ve devalüasyon nerede gerçekleşiyormuş? Sabit kur sistemi içerisinde gerçekleşiyormuş diyoruz. Sabit kur sistemi olması gerekiyor. Aynı olay Sabit kurda yaşanırsa e, revalüasyon, aynı olay esnek kurda yaşanırsa yerli paranın değer kazanması diyoruz. Bu olay eğer sabit kurda yaşanıyorsa devalüasyon, eğer bu olay esnek kurda yaşanıyorsa yerli paranın değer kaybetmesi diyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz kur sistemi esnek kur sistemi. O yüzden de Türkiye'de 2013 yılından beri bu zamana kadar sürekli Türk lirası dolar ve diğer yabancı paralar karşısında değer kaybediyor. Bu değer kaybına biz devalüasyon demiyoruz da ne diyoruz? Yerli paranın değer kaybetmesi diyoruz. 21 Şubat 2001 gece Türkiye Merkez Bankası bir karar alıyor ve esnek kura geçiyor. 21 Şubat sabah 9 gibi piyasalar açıldığında bir Amerikan doları birden 680 bin liradan 1,5 milyon liralar seviyesine kadar birden fırlıyor. Ama olaya devalyasyon demiyoruz. Niye? O günkü hükümetin kıvrak zekasıyla, kıvrak zekasıyla ne yapıyorlar? kur artacak e bari bu suç sabit kurda olup da otoritelerde kalmasın kimde olsun piyasaya bırakalım bu suçu diye ne yapıyorlar piyasaya bırakmış oluyorlar ve diyorlar ki bu bir devalüasyon değildir. Evet teknik olarak devalüasyon değildir doğru. Fakat örtülü bir devalüasyon olduğunu söyleyebiliriz orada da. Bazen bu dönemde de böyle şeyler yaşanıyor. Burada da bazı iktisatçılar bu bir örtülü devalüasyondur şeklinde söylüyorlar. Pekala şimdi o zaman şöyle yapıyoruz. Buradaki bu devalüasyon ve revalüasyon iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Diyor ki burada Türk lirası bana bunu reva mı gördün? Türk lirası diyor ki bana bunu deva olarak mı yaptın diyor. Deva ilaç demek değil mi? O yüzden aslında devalüasyon aslında kötü bir şey de değilmiş. Peki o zaman deva lüasyon sonucunda yani şurada yerim kalmadığı için buraya yazıyorum. Devalüasyon sonucunda kurda bir artış olur değil mi? Ani bir artış olur ve iradi otoriteler yapar bunu. Bu kurdaki artış aynı zamanda yerli paranın değerini ne yapar? Düşürür. O zaman burada kurda bir artış varsa, kurda bir artış söz konusu ise e ee, bizim mallarımız dünya pazarlarında daha ucuz hale geleceği için ülkenin ihracatında bir artış olacaktır diyoruz. Bak kurla ihracat arasında nasıl bir ilişki var? Doğru yönlü bir ilişki var. Pozitif ilişki var. Pekala. Kur arttığında bizim ithalatımız ne olacak? O da azalacaktır kurla ithalat arasında nasıl bir ilişki vardır? Ters yönlü bir ilişki vardır. Bunu ta net ihracat dersinde anlatmıştım. Hatırlayın şöyle şuraya küçücük şöyle bir hatırlatma yapayım. İhracat artarsa döviz kuru ne oluyor? Azalıyor. Bunlar arasında nasıl ilişki var? Ters yönlü bir ilişki var. Peki döviz kuru artarsa ihracat ne oluyor? Artıyor. Bunlar arasında nasıl ilişki var? doğru yönlü bir ilişki var. Yani eğer ihracatla başlatıyorsam ilişkinin yönü ters yönlüydü. Döviz kuruyla başlatıyorsam ilişkinin yönü doğru yönlüydü. Aynı şey ithalat için de geçerli. İthalat artarsa döviz kuru artıyor. Bunlar arasında doğru yönlü bir ilişki vardı. Bağımsız değişken ithalat değil de bağımsız değişken döviz kuru olursa döviz kuru arttığında benim satın alma gücüm azalacağı için yerli para değer kaybedeceği için İthalatım, yabancılardan satın aldığım mal miktarı azalıyor ve burada da bu şekilde bir ilişki vardı. Böyle bir hatırlatma yapmış olayım. Bunu ta net ihracatı anlattığım konuda buradan bahsetmiştim ve tekrar konunun bahsi geçecek demiş idim. Burası bu şekilde kalmış olsun. Burada da onu anlatıyorum aslında size. Kurla ihracat arasında doğru, kurla itaat arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Peki kurla net ihracat arasında, net ihracat arasında, NX arasında nasıl ilişki olacak? İhracatla arasındaki ilişki neyse net ihracatla arasındaki ilişki de o olacak yani burada da doğru yönlü bir ilişki olacak net ihracat artacak diyoruz. Şimdi buradaki bu yazdıklarım şu yazdığım şeyler e, devalüasyonun yaratmış olduğu kur artışından beklenen etkiler burası devalüasyon sonucunda ortaya çıkan kur artışından beklenen etkiler burası devalüasyondan devalüasyon dön devalüasyondan doğru yazdım değil mi? Devalüasyondan beklenen olumlu etkiler. Devalüasyondan dış ticaret üzerine beklenen olumlu etkiler bunlar. Bu etkilerin bak bu etkilerin gerçekleşebilmesi için gerçekleşmesi için ihracat esnekliği e de gösterelim ile ithalat esnekliği em ile gösterelim bunun değerinin birden büyük olması gerekir olması gerekir bu gerekliliğe işte ne isim veriyoruz biz? Marshall Learner koşulu ismini veriyoruz. Yani esneklikler yaklaşımıyla devalüasyonun başarı koşulları. Diyor ki burada Marshall Learner eğer sen devalüasyon yaptıktan sonra artırdığın kurla beraber yabancı para karşısında yerli paran değerini düşürmenle beraber eğer ihracatını artırabilecek bir esnekliğe sahipsen, ihracatını artırabiliyorsan, ithalatını azaltabiliyorsan ve bu şekilde net ihracatın artacaksa burada dış ticarette açık vermen durumunda devalüasyonu bir politika olarak kullanabilirsin diyor. Nasıl ki ekonomik konjonktürün daralmasında genişletici politikalar, ekonomik konjonktürün aşırı genişlemesinde enflasyon döneminde daraltıcı politikalar uygulanabileceği gibi burada da böyle bir dış ticaret politikası uygulayabilirsin diyor. O zaman Marshall-Lerner koşulu dediğimiz bu koşul <laughs> bu koşul esneklikler yaklaşımıyla devalüasyonun dış ticaret üzerine olumlu etkilerinin gerçekleşmesi koşuludur deyip bitireyim ben tanımı. Gerçekleşmesi için ihraca esnekliği, ithal esnekliğinin toplamının birden büyük olması gereklidir. Bunu tekrar söylüyorum. Uluslararası İktisat dersinin konusu. O kadar çok sormuşlar ki Uluslararası İktisat'ta. KPS, kurum sınavları bir sürü sınavda sormuşlar. Bunu da çok soruyorlar. Hatta en son bir tane sınavda sayısal değerler vererek sormuşlar. Sayısal değerlere bakıyorsun mesela 0.5.0.6 e 1.1 birden büyük o zaman demek ki bu ülkede e, devalüasyon yapıldığında dış ticaret üzerinde olumlu bir etki ortaya çıkabilir. Mesela burası 0.3 burası 0.4 0.7 yaptı birden küçük oldu olmaz o zaman senin ne yapmaman gerekiyor devalüasyon yapmaman gerekiyor diyoruz. Asya ülkeleri şuradan bir yudum su içeceğim. Asya ülkeleri, Asya Kaplanları bugünkü gelişimlerini yani Kore, Çin, Tayland, Tayvan gibi ülkeler bugünkü gelişimlerini 90'lı yıllarda yapmış oldukları bu devalüasyonlar sayesinde gerçekleştirmişler. Bizdeki devalüasyonların hep kötü Deneyim olmasının en önemli sebebi biz ithalata bağımlı bir ülkeyiz ve ihracat yapan bir ülke değiliz maalesef. Bu nedenle de yaptığımız devalüasyonlarda biz ne yapmıyoruz? Çok da başarılı olmuyoruz. Oldu mu? Anlaştık mı? Çok uzatmak istemiyorum o konuyu. Burası bizim için önemli. Bir de burada J eğrisi diye bir şey var. J eğrisi diye bir e, tanımımız var. Onun da tanımını yapayım. Sonra dövizle işimizi bitireceğiz. Makro iktisatta bizim için önemli olan bu anlattığım yerde iki saattir iki derstir anlattığım yerde bizim için şu önemli. Sabit döviz kuru sisteminde Merkez Bankası kura müdahale edemez. Dolayısıyla kur da, pardon eder özür diliyorum. Sabit döviz kuru sisteminde Merkez Bankası döviz kuruna müdahale eder. Dolayısıyla da Merkez Bankası döviz kuruna müdahale ettiği için döviz kurunda bir artma veya döviz kurunda bir azalma söz konusu olmaz. Esnek kur sistemi derse soru Merkez Bankası kura müdahale edemez. Dolayısıyla da kurda bir artma ve azalma söz konusu olacaktır şeklinde söyleriz. Peki J eğrisi etkisi. Şimdi anlatacağım bunu J eğrisi etkisini de şöyle tanımlıyoruz. Önce tanımını yapıyorum devalüasyon dan beklenen olumlu etkilerin neydi bu olumlu etki? Net ihracatın artması değil mi? Dış ticaret üzerindeki olumlu etkisi. Olumlu etkilerin zaman gecikmesiyle yani belirli bir zaman sonra zaman gecikmesiyle ortaya çıkmasıdır diyoruz. O vakit burada bak J eğrisi etkisinde bir grafik çiziyoruz. Grafiğimiz yatay eksenimiz zamanı gösteriyor. Zaman gecikmesi var ya burada. Dikey eksenimiz de bizim net ihracat değerimizi gösteriyor olsun. Net ihracatımız bizim şöyle bir yerde şurada net ihracatımız sıfırdan küçük o zaman burada bir ne söz konusu dış açık söz konusu ülkede dış açık var. Devalüasyon ne zaman yapılır? Dış açık olduğunda yapılır. Dış açık varsa devalüasyon yapılır. Dış fazla varsa revalüasyon yapılarak sermaye ihraç edilir. Başka ülkelere doğru gönderilir. Burada biz ne yapmışız? Devalüasyonu yapmışız. Devalüasyon yaptık da hemen etki ortaya çıkmaz ki. O zaman önce dış ticaret açığındaki artış devam ediyor. Sonra ne oluyor? Toparlanıyor. Şu şekil J harfine benzediği için buna J eğrisi ismini veriyoruz. Burada bu J eğrisinde şu kısımda şu kısımda net ihracattaki bu azalış yani dış ticaret açığı devam eder. Bu noktada toparlanır. Bu noktada toparlandığı yerden yani şu aralıkta net ihracat değerim artmaya başlar. Ama hala dış açık var. Bak burada da dış açık var. Burada da dış açık var. Şu noktada artık dış açık olmaktan kurtuluruz. Şu noktada net ihracatım artıyor. Ama sıfır olur. Artık şuradan itibaren de net ihracat değerim artmaya devam eder ve sıfırdan da büyük olur diyoruz. Artar fakat sıfırdan küçük. Şurada ve azalır fakat hala sıfırdan küçük. Yani burada ve şurada dış açık var. Dış açık var burada. Dış açık artmaya devam ediyor. Şurada da dış açık var ama dış açık azalmaya devam ediyor. Şurada artık dış denge olmuş ve burada da ne var? Bir dış fazla sağlanmış. Demek ki devalüasyon yapıyorum ben burada. Dış açık var şurada. Dış açığın çözümü için dış açık çözümü için devalüasyon yaptım. Ve bu yaptığım devalüasyonun önce etkisi dış açığı artırmaya devam ediyor. Bir anda gerçekleşmiyor. Sonra ne oluyor? Ee, gerçekleşmiş oluyor. O zaman şuraya geliyorum bir not yazıyorum. Notum şunu söylüyor bana. Diyoruz ki bu notta devalüasyon deva Lüasyon sonucunda dış ticarete olumlu etki zamanla gerçekleşirken iç fiyatlara etki hemen gerçekleşir gerçekleşecek Al sana bir uluslararası iktisat sorusu. Uluslararası iktisat dersinde sormuşlar bu soruyu ama ben size bu soruyu yazarak hani oraya da bir katkıda bulunmak istedim. E buna örnek şöyle verebiliriz arkadaşlar. Diyelim ki dün işte pazar günü olsun ya da hafta sonu olsun e döviz kura arttı. Sabahında hemen bak gece arttı. Sabahında hemen ne oluyor? Bütün malların fiyatlarında artış ortaya çıkıyor. Hemen artış ortaya çıkıyor. Diyorsun ki ya ne oldu gece ne yaptın sen mal mı aldın ham madde mi aldın? Abi diyor sen döviz kurdan haberin yok diyor. Bana diyor bir de bunu. Sana sen döviz kurdan haberin yok diyor. Evet benim haberim olmuyor genellikle doğru söylüyorsun diyorum ben de ona. Ee, yani diyor dün gece döviz arttı diyor görmedin mi diyor. Diye de sen gece gittin mal mı aldın ham madde mi aldın ne oldu kurban olduğum yani. Niye hemen sen artırıyorsun? Tabii hemen artırıyorlar, hemen artıyor. Çünkü bu bizim çıkarcılığımız, bu bizim fırsatçılığımızla ilgili bir şey. Ama bak bu nereye geçmiş? Teoriye geçmiş gördüğün gibi. Teoride de durum bu şekilde diyoruz. Evet, dövizle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Şurası önemli. Burayı not olarak yazın. Burayı sık sık yazın. Bak, ihracı tartarsa döviz kuru azalır. Ters yönlü ilişki var. Döviz kuru artarsa ihracat artar. Doğru yönlü ilişki var. Döviz kuru artarsa benim yerli paramın değeri düşeceği için benim malım uluslararası pazarlarda ucuz hale gelecektir. Bu nedenle satış yapacağım. Yani rekabet gücü kazanmış olacağım diyoruz. Anlaştık mı? Burası da bizim için önemli. Peki e, soruları açık ekonomide para ve maliye politikası uygulamaları sorularında zaten sık sık bunlardan tekrar tekrar bahsedeceğim. O vakit bir sonraki derste ödemeler bilançosunu göreceğiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Sağlıkla kalın. Ders çalışın. Evdekilere de bolca selam söyleyin. Görüşürüz.